Hiç çocuk hastaneye mi? Neresi var? Kedi. Hocam kedi gelmiş. Şimdi kara kedi. Black cat. Arap kedi. Neredesin? Ne yapıyorsunuz orada? Alıyor bunlar içeri. Kedi kovalıyorlar. Hayır hocam ya, kedi okuyun diye gönderdik sizi okula. Kediyi kovalamaya başladı. Sizi okula okuyun diye gönderdik. Hocam evet. Bir beni kontrol etti herhalde. Derse girdi mi girmedi mi? O adam değil ya. Belki girmemişti. Allah kahretsin ya. Teneffüs boyunca dedim ki kalemleri unutmamam lazım. Unuttunuz mu? Kalemleri unutmamam lazım. Kalemleri. Gidip alayım mı? Hocam ben de gidip alayım. Ben çok odamızda mı? Odamda ama. Biz odamızı biliyoruz. Evet hocam, hocam biz biliyoruz. Ben biliyorum odanızı. Oğlum kediye ciğer teslim etmek gibi bir şey. Bana anahtar verme. Bana da öyle bir şey. Burada kalem oluyordu bazen. Burada hiç kalem olmuyor hocam. Keşke bu kadar sert söylemeseydim. Düşün. X'leyi nasıl azaltacağız? Hocam biraz tutuyor hocam. Biraz tutuyor. Bana söyleyeyim. Önce tutuyor. Hocam böyle bir... Havaraş koyun. Hadi ben yapsam. Güzel. Kedi orada hala ya. Yerim alan bir yakın ettin mi böbeği? Nerede gidecek? Ne düşündünüz? Hocam X'lerin bobin olduğunu öğrendik önce. Ney? X'lerin bobin olduğunu mu öğrendiniz? Sonra da üzerine tartıştık. Siz zaten izlersiniz. He tamam. Onu izleyeceğiz. Onlar hepsi kayıt altında. Aynen. Ne mal atarsınız da? Acil bunlar bir şey mi yaptılar? Çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Bu hani dersleri kaydediyorum ya. Ne kadar kısık sesle konuşsanız da çıkıyor biliyor musunuz? Bazen ben onları yok etmek için çok uğraşıyorum. Ha? Video düzenleme programlarında şeyler var. Sesi işte netleştir, öbür sesi şey yap filan, perdele filan gibi şeyler var. Çok uğraşıyorum bazen. Onları da dinleyeceğim. Arkamdan dinleyeceğim. Sürgünden mesaj ekliyorum. Sürgünden mesaj. Şöyle oynayayım. Sürgünden mesaj. Yani kişinin zaten o evreni yapmayı hiç düşünmüyorsa sürgünden mesaj hiç bir anlamı olmuyormuş. Ama eğer düşünüyorsa hocam bir etkisi oluyormuş. Bence düşün, abone olmayı düşünenlere etkisi olabilir. Yapabilir. Oğlum abone olmayı düşünenlere sübliminal mesaj göndermek yerine herkes, hepiniz, biz beşer kişi, zaten beşer kişi abone etseniz yemin ediyorum var ya bu durumda olmazdık ya. Hocam bir soralım, yapmayan var mı sırayla? Ben geçen abone mesela oldum. Mesela Melis kimleri abone yaptı ben sana hocam söyleyeyim, soralım. Ben sana söyleyeyim, insanlar kendi abone olmuyor. Hocam ben geçen abone ben oldum. Aboneyim. Geçen abone olmuş bak görüyorsun bir senedir ders hocam Fatih için gelişme bu arada. Ha, tamam. Geç yükleniyor. Ne kadar babaannesi ve anneannesi. Peki abone olmandaki birinci sebep ne? Geçen bir dersi kaçırmıştım ya işte. Ya o gelmiyor. Ben hala bekliyorum yine. Abone olmadan da izleyebiliyorsun bebeğim. Orada bir kafa var. İşte diğer dersleri tam da tekrarını yaparım. Hocam izleyici abone olmayla alakası yok da onun için. Hocam abone olmanın o zaman hiçbir şeyle alakası olmuyor. Hocam hayatım ilk kez abone olmanın hiçbir şeyle alakası yok. Şu an abone sayısı düşüyor videoda. Bildirim falan açılsın diye. Kabul. Neyse olsun. Oh. Hocam aslında herkes... Allah'tan abone olanlar var. Evet. Söyle. Bir kağıda yazıp toplasaydık mı? Alıştınız siz buna. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim. Tek bir dersin videosunu editlemek ne kadarınızı alıyor? Derse bağlı. Hocam mesela bizim sınıf sessiz bir sınıf. Benim dersimde evet. Benim dersimde. Sizin dersiniz de çok sesli misiniz bu arada? Sesli mi? Evet. Gerçek mi diyorsun? Evet. Oğlum niye konuşuyoruz o zaman? Terbiyesiz. En sessiz. Ya bu sesli halimiz. Aynen bu sesli halimiz. Öbür derslerde niye konuşmuyorsun? 10 kişi uyuyor zaten. Yani yarı zamanda ölülük var sınıfta.
Oğlum ben bitkisel hayatta beni izlemenizi istemiyorum ya. Ben etkileşimli bir ders olsun istiyorum. Onun için konuşturuyoruz. Konuşuyorum. Şeyle ilgili mi konuşuyoruz? Dersle ilgili mi konuşuyoruz? G nokta zekalılar. Ya hocam şimdi o kadar bilmiyorsun dersi. Ne yapalım? Biz de bilmiyoruz. Ya oğlum ben boşa mı anlatıyorum ya? Ya hocam anlattığınız kısmı konuşalım mı? Anlattığınız kısmı ne kadar konuşalım? Ya? Sabah konuşalım. Hocam siz sabah kadar değil oğlum. Üç cümle kurşunla ilgili yeter. Ha, tamam şey yapalım. F'i arttıralım. Tamam. Güzel. F'i... F'i azaltalım. Evet, tamam. Ne yapmalı? F'i azaltalım. O zaman şu yanlış oluyor. Hocam ama terste kalıyorlar ya. Heee. Ters. Tamam, ters. İşte ters. Yine azaltın. Yine azaltın. Aynen. Nasıl lan? F'i azaltıyorum, o oluyor, bu da oluyor. Hocam biri bir bölü. Olur mu öyle? Olmaz. Hocam azaltma öyle olması için azaltılmalı. Böyle çarpıyoruz yok. Bir artar bir azaltırsak. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın. F'i azaltıyorum hani x, c artıyor diyorum ya. F'i azalttığında zaten x'le de azalıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak şu azalıyor, bu artıyor. Direkt ikisini birden değiştirmiş oluyor. F. F'de değişiklik yapmak. Tamam mı? Peki şu kondansatörde olduğu gibi bazı şeyleri değiştirdiğimizde sadece x, c değişiyor. X'le sabit kalıyor. Burada da acaba sadece x'lerin değişip XC'nin sabit kaldığı durumlar olabilir mi acaba? Mesela sarım sayısını azaltsak. Sarım sayısını azaltsak. Bir de ferromanyetik maddenin manyetik geçirgenliğini azaltsak. Manyetik geçirgenliğini değiştirsek. Ha? Olmaz mı onlar? Olur. Bakın şimdi. Şuraya yazsam olur mu acaba? Şimdi yazacağım denklemi ezberlemeye çalışmayın. Öğrenmeye çalışmayın. Bu sadece aklınızda hani ha böyle şeylere bağlıymış diye düşüneceğiniz bir şey. L dediğimiz büyüklük var ya. L eşittir. Şöyle bir şey. Mü çarpı A çarpı N'nin karesi bölü L gibi bir denklem bu. Mü dediğim şey ne? Kullandığım bobinin içindeki manyetik özellik. Yani bobinin içinde bulunan maddenin manyetik özelliği, manyetik geçirgenliği. Dolayısıyla ben ne yapmaya çalışıyorum? X'leyi azaltmaya çalışıyorum. O zaman manyetik geçirgenliği daha küçük madde koymam lazım. Ya da içerideki manyetik malzeme, ferro manyetik bir malzeme ise onu çıkarmam lazım bobinin sargıları içinde. Değil mi? Ha, o zaman şöyle diyebilirim. Mü azaltılmalı. Kabul. Yapabilirsin. A ne? Buradaki A. Alan. Kesit alanı. Neyin alanı? Ortadaki şey. Şu silindirin. Şurası. Şu sargılar var ya. Sargıların kesit alanı. Bakın sargıların kesit alanından hiç bahsetmedik şimdiye kadar. Değil mi? Bobinin manyetik alanını hesaplarken 4πIn bölü L diye yazıp geçtim. Ve kesit alanla ilgili herhangi bir değişiklik yoktu. Tamam mı? Kesit alan işte bu L'nin içindeki bir değişken. O zaman L'yi değiştireceksem kesit alanını değiştiririm. Ya da sargı sayısı aynı, uzunluk, sargı uzunluğu aynı olan bir bobin. Başka bir bobinde kesit alanı farklı ama sargı sayısı ve sargı uzunluğu eşitse onların L'leri farklı oluyor. Gördünüz mü? Görebildiniz mi olayı? Şöyle düşünün. L ne kadar büyükse, kocamansa etkisini düşündüğünüzde o kadar büyük yerdeki manyetik alanla ilgileniyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman manyetik alan ne kadar çok değişiyorsa o kadar öz indüksiyon büyük oluyor diye. Bu da onunla ilgili bir olay diye düşünebilirsin. O zaman demek ki ben bu tel sargısını, bobinin alanını azaltırsam bu iş olur. Değil mi? A azaltılmalı. Ne? Ne dediğim şey buradaki bobinin kaç tane sargısının olduğu. Ne azaltılmalı. Ya da sargı uzunluğu artırılmalı diye konuşabilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şunu da gözlemleyebiliyorsunuz zaten. Hani x'le daha büyük ya. X'le'yi küçültmek istiyorum. Yani bobinin etkisini küçültmek istiyorum. Sistemi daha
etkisiz bir bobin oluşturmaya çalışarak değiştirmem lazım. Bunu nasıl başarabilirim? Bunu işte sargıları uzunca yaparsam bu sanki düz bir tel gibi olmaya başlar. Ve o zaman işte rezonansa getirebilirim bu devreyi diye konuşabilirim. Peki sonraki devreyi konuşsak. Oradaki şeylerde de konuşmalarda da şunu yapmam lazım. Bu devreyi rezonansa getirebilmek için XL artırılmalı. XL artırılmalı ya, şuradakilerin hepsinin tersini söylemeliyim. Değil mi? Ya da XC azaltılmalı. Şuradakilerin hepsinin tersini söylemeliyim. Bize en çok sorularda şunu söylerler. Frekans değeri. Mesela burada frekans değerini artırırsam eğer, F'yi büyütürsem XL büyür, XC de küçülür, devre rezonansa gelebilir diye konuşabiliriz. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi rezonans diyoruz da bu rezonans frekansı ne anlama geliyor? Bununla ilgili konuşalım beraber. Rezonans frekansı dediğimiz şuradaki ifade 1 bölü 2 pi kök lc ifadesi aslında bu kondansatör bu bobinin bulunduğu bir devrede elektronlar hangi frekansla titreşim hareketi yapıyor bunu anlatıyor bize. Tamam? O rezonans, o titreşim frekansıyla uyumlu olarak buradaki elektronlar ileri geri hareket yapabilir anlamına geliyor. Peki, güzel. 10 numara. Şimdi şöyle bir şey düşüneceğim. Bu olay, bu ifade ya da bu sistem bizim karasal iletişimimizin temelini oluşturuyor sevgili arkadaşlar. Ne demek bu? Şu demek. Mesela bir radyo yayını yapılacak diyelim. Radyo yayını yapılırken radyo neyi yayınlayacaksa artık o konuşmayı mesela gönderecek. O konuşmayı içerideki elektronik aletlerle mikrofon şunu bunu kullanarak elektrik sinyallerine çevirir. Tamam mı? Elektrik sinyallerini de bana ulaştırması lazım. Radyo nerede? İşte 15 kilometre ötede. Ben işte evde oturuyorum. O bana her radyodan bir tane kablo mu çekeceğiz dedi. Çok saçma olmaz mı? O zaman o elektrik sinyallerini bana farklı şekilde iletmesi lazım bu radyonun. Sesi yükseltip göndersek, ulan ses bu sefer her radyonun sesi saçma olur. Olmaz. O zaman bizim daha akılcı bir çözüm bulmamız gerekmiş zamanında. Onlar da demişler ki hem zaman kaybı olmasın, hem de böyle bir karmaşa ortaya çıkmasın diye biz bu elektrik sinyallerini elektromanyetik dalgalara çevirelim. Radyo istasyonundan bu elektromanyetik dalgaları yayalım bir verici antenle. Sonra evde bu radyoyu dinlemeye çalışan elemanlar o elektromanyetik dalgayı algılasınlar. O elektromanyetik dalganın taşıdığı bilgiyi sinyale çevirsinler. Sonra o sinyali hoparlöre verdiklerinde radyoda yapılan, o stüdyoda yapılan şeyin konuşmalarının aynısını dinlemiş olurlar. İşte tam olarak burada devreye giriyor RLC devreleri. Şimdi radyoda elektrik sinyalleri nasıl elektromanyetik dalgaya çevrilir? Şimdi bir kere siz de şunun farkındasınız. Mesela radyo dinleyeceksin. Ha, atıyorum bunu tamam 105.1 frekansta bir radyoyu dinleyeceksin. 92-98 frekansta bir radyo. 103 frekanslı bir radyo. Aslında onlar 103 frekans, 105.1 frekans ya da 98 frekans değildir. 103 megahertz. Yani mega milyon anlamına gelir. Bir saniyede 103 milyon defa titreşim anlamına geliyor bu bahsettiğim. 105.1. Bir saniyede 105.1 milyon defa titreşim hareketi yapan elektromanyetik dalgayla yapılıyor bu yayın anlamına gelir. Tamam? Ha o zaman şöyle bir şey yapıyorlar. Radyo istasyonunda, vericide.
bahsedilen konuşmayı elektrik sinyallerine çeviriyorlar. O elektrik sinyallerini alıp frekansı 2 pi kök L ve C'nin çarpımını hesapladığınızda, atıyorum bunu, 105.1 milyon defa titreşim yaptığında rezonansa girebilecek bir devreye veriyorlar. Bu devrede alternatif akım sağlandığında elektronlar tam olarak bu frekansta titreşim yapıyor. Devre üzerinde. Tamam. Çünkü alternatif akım en sonu bir titreşim hareketidir. Biz şöyle biliyoruz. Maxwell yasaları gereğince diyoruz ki elektromanyetik dalgaların oluşabilmesi için yüklü parçacıkların ivmeli hareket etmesi lazım. Yüklü parçacık hangi frekansta ivmeli ya da titreşim hareketi yapıyorsa oluşturduğu elektromanyetik dalga da o frekansta olur. Biz bunları çok iyi biliyoruz. 1850'li yıllardan beri biliyoruz. Dolayısıyla eleman ne yapıyor? Elektronu alıyor, devreye bağladığı bobin ve kondansatörün kapasitans ve indüktans değerlerini ayarlıyor. Devletin ona tahsis ettiği frekans değerinde elektronları titreştiriyor. 105.1 diyor ya, devlet, işte Kültür Bakanlığı mı oluyor, kim oluyor bilmiyorum ama devlet o radyoya o frekansı satmıştır. Der ki işte Ankara'da ya da işte İstanbul'da ya da New York'ta sen şu frekanslı elektromanyetik dalga yayabilirsin diye izin vermiştir. Bu bayağı da paralı işler bunlar. O radyoda bu devre elemanlarını kullanan elektronlar o frekansta titreştirir ve o frekansta titreşim yapan elektrik alana sahip bir elektromanyetik dalga ortaya çıkar. Çıkarılır. O elektromanyetik dalga etrafa saçılır. Aynı bir lambayı yaktığınızda nasıl ışık her tarafa doğru yayılıyor? Radyo istasyonundaki radyo anteni de bunu yapıyor. Elektromanyetik dalga olarak elektronları titreştiriyor, etrafa saçılıyor. Sonra sen evde radyonun antenini şöyle çeviriyorsun ya, radyoyu duymak için böyle bir şeyler yapıyorsun falan. Diyelim ki tam sizin evin olduğu yere gelen elektromanyetik dalgaların elektrik alanları bu doğrultuda titreşiyor. Sen de radyo antenini tam bu doğrultuya getirince artık sinyali alabilir duruma geliyorsun. Tamam. Ondan sonra hani siz radyoyu dinlemek için böyle düğmesini çevirirsiniz ya da frekans ayarı yaparsınız ya. Şu olması gerekiyor. Sen o düğmeyi çevirdiğinde kondansatör ya da bobinde bir değişiklik yaparsın. Eğer senin evindeki radyoya bağlı LC titreşim devresinin frekansı tam olarak radyonun yaptığı yayının frekansıyla aynı değere gelirse, işte o zaman elektromanyetik dalgaların elektrik alanı senin radyonun antenindeki elektronları titreşime zorlar. Yani onlarla rezonansa girer. Bu durumda senin antendeki elektronlar titreşmeye başlar. Onun titreşimi bir nevi aslında nedir? Bir minik alternatif akımdır, değil mi? Onun titreşimi bir nevi elektron hareketidir. İşte o elektron hareketini transistörlerle alırsınız, güçlendirirsiniz, sinyalleri yükseltirsiniz ve radyonun içindeki devre elemanlarını aktarırsınız. Yükseltilmiş o sinyaller hoparlöre verilir. Hoparlör aynen kaydedilen ya da oradan yapılan yayında hangi sesler çıkıyorsa aynı sesleri evde çalar. Tamam. Anlaştık mı? İşte rezonans bizim için bu anlamda. Televizyon yayını da aynı şeyi yapıyor. Televizyon yayınında daha büyük miktarda bilgi gönderiliyor. Aynı şekilde gönderiliyor. Titreşim yapan o elektronların titreşim frekanslarına uyumlu titreşim yapabilecek bir alıcı devren varsa o alıcı devresi içerisindeki elektronlar aynı şekilde titreşmeye başlıyor. Bu da orada yapılan yayının aynısını senin evindeki televizyonun geriye çevirip görüntüyü elde edebileceği anlamına geliyor. Bütün iletişimimiz bu şekilde. Mesela radyoda sen hani bunu tamamen atıyorum. Hangi radyoya denk geldiğini de bilmiyorum zaten. Atıyorum 103.7 işte o frekanstaki radyo neyse onu dinliyorsun. Sıkıldın. Dedin ki
ya 103.7 değil de 100.1'i dinlemek istiyorum. Sen düğmeyi çeviriyorsun ya, o düğmeyi çevirdiğinde şu oluyor. Farklı farklı şeyler olabilir. Olabilecek şeylerden bir tanesi şu. Düğmeyi çevirdiğinde radyonun içindeki RLC devresinde ya da LC devresindeki kondansatörün plakaları birbirine yaklaşıyor ya da birbirinden uzaklaşıyor. Kondansatörün plakalarının birbirinden yaklaşıp uzaklaşması şuradaki gibi C'yi değiştiriyor. C değişince senin radyondaki LC devresinin rezonansa girebileceği frekans değeri değişiyor. Dolayısıyla artık farklı bir elektromanyetik dalgayla rezonansa girebilir duruma geliyor senin evindeki radyonun antenindeki elektronlar. E bu durumda o frekansta yayın yapan radyo hangi sinyali gönderdiyse bu sefer onu alıyorsun, öbürünü alamıyorsun. Tamam? Dolayısıyla bizim yaptığımız şey hep bu. Belirli bir yayın yapılacaksa ne yayınlayacaksanız onu neye çeviriyorlar? Elektrik sinyalini. Çevirdikleri elektrik sinyalini de bir titreşim devresiyle yani bobin kondansatör devresiyle elektromanyetik dalgaya çeviriyorlar. Elektromanyetik dalga etrafa biliyorsunuz ışık hızıyla yayılır. Ondan sonra sen evde o yayını dinlemek istiyorsan o yayının yapıldığı frekans değerine eşit frekanslı olacak şekilde bobin kondansatör devresi kuruyorsun bir anlamda. Sonra onun verdiği enerjiyi evdeki devre elemanına aktardığında aynı şeyi duymuş, dinlemiş oluyoruz. Tamam? Hocam bu bütün şey radyo yayınlarının elektromanyetik dalgaları şehrin çoğu yerinde. Her yerde neredeyse. Peki mesela biz bir tanesini ayarladığımız zaman diğerleri ne oluyor, diğer dalgalar? Dalgalara bir şey olmuyor. Sen sadece ayarladığın dalgayı duyabiliyorsun, alabiliyorsun. Hı. Diğer dalgalar hala sana geliyor. Şu anda mesela şu anda bu sınıfta görünür ışığı biliyorsunuz zaten. Güneşten gelen filan bir sürü elektromanyetik dalga var. Kızıl ötesi bir sürü elektromanyetik dalga var. Şu var, bu var. Bunların hepsi var zaten. Muhtemelen bu dalgaların hepsini görebiliyor olsaydık hiçbir şey göremeyecek. Yani gözümüzün önüne o kadar fazla geçiyor ki bunlar. Çok fazla sayıda olduğu için belki de çok fazla görüş yeteneğimiz olmayacaktı. Allah'tan böyle minik bir bölümünü görebiliyoruz elektromanyetik dalgaları. Onlar zaten var. Artı işte televizyon yayını, radyo yayını, telsiz yayınları, telefon yayınları, işte cep telefonuyla ilgili konuşmalar da bu şekilde yapılıyor. Bunların hepsinin oluşturduğu elektromanyetik dalgalar da var burada. Tamam. Sen radyoyu açtığında, sen radyonun düğmesini çevirdiğinde hangi frekanstaki dalgayla rezonansa girebileceğini seçmiş oluyorsun. Ondan sonra o dalgayla rezonansa girebiliyorsun. Öbürleriyle rezonansa giremediği için anten üzerindeki elektronlar, öbür elektromanyetik dalgalar senin için önemsiz kalıyor. Onları algılamıyorsun diye düşünmemiz lazım. Tamam? Anlaştık mı? Aslında bu çok önemli bir şeydir, olaydır bizim için. En azından iletişimin çok büyük bir bölümünü kapsar diye düşünmek lazım. Tamam, burayı anlayabildik mi? Burada en azından burada bir fikrimiz olduysa alternatif akım biraz daha aklımıza yer etmiş olacaktır. Şimdi mesela burayı siliyorum artık. Hocam burayı... her radyoda şey alternatif bakın. Evet. Evet. Burayı siliyorum artık. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu da ÖSYM'nin sınavda sorduğu bir soruyla ilgili bir olay. Yani benim bence ÖSYM'nin alternatif akımla ilgili bugüne kadar sorduğu en güzel sorulardan, en yaratıcı sorulardan bir tanesi bu soru. Şöyle bir soru. Yine RLC devresi diyebilirsin ama. Şimdi mesela şöyle bir şey yapmıştı. Soruyu tam birebir hatırlamıyorum ama.
şuna benzer bir şeydi. Şöyle bir hoparlör olduğunu düşünün. Şurada sinyal üretici var. Şurası A, B. Burası açık, burada da hoparlör var. Şimdi temel şeyini anlatayım, esprisini anlatayım sorunun. Diyor ki işte bir sinyal üretici tarafından karışık bir sürü sinyal üretiliyor. Bir dolu sinyal üretiliyor ve şuradaki devreye aktarılıyor. Alternatif akım sayesinde. Diyor ki bu hoparlör bu sinyalleri şeye çeviriyor, sese çeviriyor. Ama ben bu hoparlörden şöyle bir ne diyeyim, sonuç bekliyorum. Bu hoparlör ürettiğim ses dalgalarının ya da buradaki sinyallerin yüksek frekanslı olanlarını değil de düşük frekanslı olanlarını güçlü şekilde çalsın. Bu aslında ne demektir? Bas açmak demektir. Biliyorsunuz değil mi? Yani o ses ayarında bası artırmak demek kalın sesleri, değil mi? Pes sesleri güçlendirmek demektir. Bunun gibi bir şey yapmaya çalışsam. Yani şöyle desem. Hoparlörden düşük frekanslı seslerin daha net duyulması, yüksek frekanslı seslerin engellenmesi isteniyor. O zaman AB arasında ne bağlamalıyım? AB arasında işte şey demiş, direnç demiş, bobin demiş, bir de kondansatör demiş. Yani temel, tam birebir soruyu hatırlamıyorum ama temel olarak böyle bir şey. Diyor ki ben bir sinyal üreticiyle elektrik sinyali üretiyorum ses dalgası oluşturmak için. Burada karışık bir sürü sinyal var. Bu hoparlör, devreye bağladığım hoparlörün de düşük frekanslı sesleri çalmasını istiyorum. Düşük frekanslı sesler çalınsın ama yüksek frekanslı sesler hoparlörden duyulmasın istiyorum. O zaman hoparlörle seri olarak AB noktalar arasına şu devre elemanlarından hangilerini bağlamak daha doğru olur, daha uygun olur gibi bir durum. Şimdi bakın şöyle bir grafik çizmiştim hatırlarsanız. Direnç değeri frekanslıydı. Bir düz telin direnci R'si frekansla alakalı bir şey değil. Dümdüz. Hiçbir şekilde değişmez. Bir bobinin direnci yani XL'si frekansla doğru orantılı bir niceliktir. Bir kondansatörün frekansı da kondansatörün kapasitif reaktansı da XC yani frekansla ters orantılıdır diye bir grafik çizmiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın değerlendirelim. Bu hoparlörün düşük frekanslı sesleri çalmasını istiyor. O zaman şöyle bir şey demez miyim? Çok yaşa. O zaman şöyle bir şey demez miyim? Ya arkadaş, bu hoparlörün ses çalabilmesini istiyorsa o hoparlöre yeterli miktarda elektrik akımı ulaşmalı. Değil mi? Hoparlörün çalışması için elektrik akımına ihtiyacım var. Yeterli miktarda elektrik akımını o hoparlöre ulaştırmam lazım. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirsin. Diyebilirsin ki hocam AB arasında bir tane direnç bağlayalım. Ama direnç değeri çok küçük olsun. Hoparlöre çok akım gitsin. O zaman çalar. Öyle olur. Çalar da buraya direnç bağladığında bütün sesleri çalar. Oraya hangi frekanslı sinyal geliyorsa hepsini çalar. O zaman buraya sadece direnç bağlamak mantıksız olur. Çünkü bütün şeyleri, sesleri çalmasını sağlıyor. Yalnız şuna dikkat eder misiniz? Bobin bağlarsam buraya, AB noktaları arasında bobin bağlarsam. Bobine dikkat edin. Frekans yükseldikçe ne yapıyor? Daha büyük dirençli davranıyor. O zaman şuradan sinyal üreticiden F frekansından başla 100 F frekansına kadar tüm sinyaller geliyor diyelim. F frekansında bobin şu kadarcık direnç gösterir. Küçük frekanslı seste. 100 F frekansta kocaman direnç gösterir. O zaman
100 F frekanslı sinyale büyük direnç gösteriyorsa, 100 F frekanslı sinyalin oluşturacağı akıma da büyük direnç gösterir. O akıma büyük direnç gösterirse o zaman büyük frekanslı sesin oluşturacağı akım hoparlöre daha az gider. Değil mi? Düşük frekanslı ses için burada bobin yokmuş gibi davrandığı için hoparlöre daha güçlü bir akım ulaşacaktır. O zaman demek ki bobin bağlarsam oraya, yüksek frekanslı seslere çok direnç, düşük frekanslı seslere az direnç göstereceği için hoparlörden yüksek frekanslı sesleri daha az duyarım ama düşük frekanslı sesleri daha çok duyarım, daha baskın duyarım. Bu da benim istediğim bir şey. Güzel. O zaman demek ki bobin burada işime yarayan bir devre elemanı oldu. Direnç işime yaramadı çünkü yüksek frekanslıları engellemedi. Direnç bağladığında hepsi çalınıyor. Dikkat edin, AB noktaları arasına bir kondansatör bağlarsan bu sefer frekansta ters orantılı olarak direnç değişiyor, değil mi? Kondansatörün düşük frekanslı seslerde oluşturduğu direnç XC büyük. O zaman düşük frekanslı sesler için büyük direnç hoparlöre düşük frekanslı seslerin oluşturduğu akımın daha minik seviyede ulaşması anlamına geliyor. Yüksek frekanslı seslerde ya da sinyallerde kondansatör daha küçük direnç gösteriyor. O zaman demek ki yüksek frekanslı seslerin hoparlöre ulaşırken oluşturdukları elektrik akımı daha güçlü. Bu durumda kondansatör bağlıyken ne yapmış oluyorum? Yüksek frekanslı sesi daha güçlü duymuş oluyorum. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. O zaman demek ki böyle bir devrede eğer düşük frekanslı sesleri daha net duymak istiyorsam, frekansı düşük olan seslere daha küçük direnç gösteren, yüksek frekanslı sesleri de engelleyebilmek için frekansın yükseldiği durumlarda ona daha büyük direnç gösteren bir devre elemanı kullanmalıyım. O da bu soru için bobin olmalı. Tamam? Anlaştık mı? Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu bobin ve kondansatör sinyal temizleme ya da sinyal dengeleme şeyinde de kullanılabilir. Mesela siz bir kapalı devre yayın yapıyorsunuzdur. Atıyorum belirli bir aralıktaki sinyali kullanmak istiyorsunuz. Yüksek frekanslı sesleri ya da yüksek frekanslı yayınları algılamak istemiyorsunuz. O zaman yüksek frekanslı seslere çok direnç gösterecek bir bobin bağlarsınız oraya. Ya da düşük frekanslı sesleri görmek ya da sinyalleri görmek istemiyorsun. Parazit oluşturuyordur senin yayınında ya da her neyse orada. Düşük frekanslı sinyalleri saf dışı bırakmak için kondansatör bağlarsın oraya ki XC'si düşük frekansta daha büyük olur. Dolayısıyla engellemiş olursun o küçük frekanslı sinyalleri. Tamam. Bu da frekans temizleme, sinyal temizleme ya da dengeleme ya da bazılarını saf dışı bırakma için kullanıldığı durumu söyler bize. Tamam. Evet, çıkabilirsiniz.